Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz yeniden. Merhaba. Bugün sizlere birinci sınıfta mimarın çantasında ne olur onları göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak T cetvel. Bu üst santim. Bu en önemli şey neredeyse. Her şeyimiz bunu yapıyoruz. Bu olmadan olmuyor. İkinci olarak 3 tane rapido var. Bunlar 0.5, 0.2 ve 0.8. Bunlarla kalın çizgiler yapıyoruz. Üçüncü olarak maket bıçağı ucu. Bunda da gereksiz bir şey aslında, neyse geçelim. 4.30-60 gönye. Bu da 45-45 gönye. Bunlar da lazım oluyor bize gerçekten. Bir adet fırça. Bunlarla silgi tozlarını süpürüyoruz. Ve gerçekten şu en önemli şey olabilir. Her kağıdı bununla bantlıyoruz. Bu gerçekten en önemli, olmazsa olmaz şeydir. Bunu da kenara koyalım. Şu da kobra cetveli. Bununla çok bir şey yapmadım. Öyle duruyor. Bu pergel, uzatma kollu. Bu da metal cetvel. Bununla daha çok maketlerde işimize yarayacakmış, öyle söylediler ama yine de aldık. Ve bayağı bir kalem. Kaç tane var bilmiyorum. Kalem tıraşı. Açı ölçer. Buna hiçbir şey yapmadım neredeyse. Genelde pergelle yapıyorum. 50'ye 70 mukavva. Bunda da kağıdı üstüne yapıştırıyorum. Çünkü masalar çok deforme olmuş bir şekilde. O yüzden düzgün çizim ya kağıt pislemiyor. O yüzden ben de bunun üstünde yapıyorum çizimlerimi. 50'ye 70 resim kağıtları. Bunlardan hiçbir şey yapmadım. Bu da resim kağıdı dosyası. Onun içinde de çalışmalarım var. Ve boş kağıtlar, 35 50. Şu kaybolursa yani jüriden 0 alıyor. Bu da eskiz defteri. Bunu da şöyle göstereyim. Eskizler var. Böyle. Ödevler için kullandığımız ipler. Bunlar, özellikle şu, bu çok işimize yaradı. Ve fon kartonları, renk renk, siyah, böyle. Bu da 30-60 gönye, bunu da sınavda kullanıyorum temiz olsun diye, daha iyi oluyor. Boya kalemi, bunu da ödev için almıştım, hiçbir şey yaramıyor. Boyalar, akrilik boyalar. 4 tane fırçam var. Biri 16, diğeri 0, 4, 2 numara. Beyaz kalem. Bunu pafta için aldım, daha yeni aldım. Pafta yapacağım, onu da gösteririm size herhalde. Yine boyalar. Siyah boya, büyük boy. Bu bizim hayat kurtarıcımız. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz yani. Bütün en iyi yapıştıran bu şu an. Bir adet maket bıçağı. Şunu pafta yapmak için aldım. Final jürisini pafta yapacağız pazartesiye. Onun için bunu aldım. Bunun videosunu da çekeceğim. Yani bu videoya koyarım onu da. Ona şunun, bu paftanın büyüğünü yapacağım o kağıda. O yüzden onu da çekeceğim yani. Yani bir mimarın çantasında bu kadar eşya var. Birinci sınıf, onu belirteyim şimdi. 2-3'te değişir muhtemelen. Daha fazla var da, oluklu mukavva, çıtalar falan, onları şu an kalmadığı için gösteremiyorum. Yani böyleydi. Biraz da size yaptığım çalışmaları göstereyim. En son şunu yapıyoruz, perspektife geçtik. Bunları yapacağım. Bunları perspektif olarak çizeceğim. Daha başlamadım. Şu izometri örneği. Böyle bir şeyler. Şu da yine perspektifin ilk yaptığımız çalışmalar. Bu da perspektif.
Aynı şekilde bu da perspektif. Çalışmalarım bu kadar. Bunlar genelde çoğu mimari anlatım teknikleri. Temel tasarda ilk başlarda çiziyorduk. Onları teslim aldılar. O yüzden gösteremiyorum. Yani bu kadar çalışmam var. Daha ilk sınıfım, o yüzden normal bence bu kadar. Hatta bazen fazla bile geliyor da. Neyse. O zaman PAFTA'da görüşürüz. Yeni bir günden merhaba. Bugün PAFTA yapacağız sizlerle. Final için PAFTA'yı hazırlıyorum. O zaman başlayalım. PAFTA'da boyayacağım resmin çizimini yaptım. Şimdi boyamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, paftamı hazırladım. Şöyle göstereyim. Şuraya şunun 3 boyutlu hali gelecek. Şuraya da buraya da fotoğraf yapıştıracağım ama onları şu an değil, onları daha sonra yapıştıracağız. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.